Bakın şimdi bu yerli siyah arpa var ya, mesela Behçet hastalarında. Yeşil siyah arpa. Ben nereye, Evet. hangi kameraya? Kendi kamerama Evet. gösteriyorum hocam. Buyurun. Bu şimdi Behçet hastalığında aynı şekilde kavussuz arpa var. Fakat o elinde tuttuğum Behçet'te damar içi iltihaplamalarda, yani vasküvit dediğimiz en etkili olan arpanın halidir bu. Yani onun için bunların hepsi ayrı bir değer, ayrı bir kıymet. Şu anlamda kıymet. Bak şimdi bu yerli siyah arpa diyoruz ya Hüseyin. Evet hocam. Ben artık çok fazla kendi endemik bitkilerimizin kimyası üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü çalıyorlar bilgiyi. Yani bunların her birinin içinde kendine özgü moleküller var. Yeni moleküller. Daha bunlar, yani yeni dediğimiz eskiden beri var da daha tanımlanmamış. İşte bunlar tanımlanacak ve insanlığın hizmetine, Türkiye'ye en önemli katma değeri kazandıracak olan bunlardır. Yani bunlar paha biçilmez bir şey. Bir de kimse bana işsizlikten şundan bundan dem vurmasın Hüseyin. Yani Anadolu topraklarına sahip bir ülkeyiz biz. Böyle bir devletiz. Bu ülkede hiç kimse aç kalmaz, işsiz de kalmaz. Ama iş bilenin, kılıç kuşananın, burada gençlerimizin doğru bir şekilde eğer yönlendirirsek ki yönlendirilecekler, bunun içinde projelerimiz var. İnşallah yani Anadolu toprakları layık olduğu ilgiye ve alakaya kavuşacaktır. Yani bunlar nasıl bir servet Hüseyin? Yani nasıl bir servet? Bunun hesabı yok. Mesela programın sonunda işte göstereceğiz o Ali kardeşimizin Urfa dağlarında bulduğu Hazreti İbrahim döneminden, hatta daha eski dönemlerden gelen buğdayın atası, ilk orijinal hali. Düşünebiliyor musun? Ya bunu şeyle ölçemezsiniz. Yani bunun maddi terazisi yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla inşallah ya Rabbi gelecekte 2019'dan itibaren bol bol yerli tohumlarımız var. Bunlar Anadolu'nun değişik pilot bölgelerinde, mesela Siyez buğdayı diyorsunuz, Kastamonu yöresinde 7-8 köyde bunlar ekilecek. Kavlıca buğdayı Kars'ta ekiliyor. İşte ne bileyim, kara kılçık buğdayı kendi orijinal çıkış noktası olan Elazığ yöresinde. Bu şekilde ne olacak? Bunlar yaygın bir şekilde. Ya yüzün üzerinde Türkiye'de domates türü varmış Hüseyin, ben de bilmiyordum. Ya Rabbi nasıl bir zenginlik sunmuşsun sen bize de, bu millet farkında değil bunun. İşte zenginlik burada. Ha buna nasıl katma değer getireceğiz? İşte bütün marifet orada. Yani hep diyorum ya, iş bilenin, kılıç kuşananın diye, bugün organik tarım diyorsunuz. İşte bu yerli ve doğal tohum, dokunulmamış tohum bunlar. Mesela siz isot biberi diyorsunuz. Alın bu isot biberini. Bunu ne yaparsınız? Avrupa piyasasına günlük topladığınız tazelikte bunu indirdiğiniz an 5 misli fiyatına satabiliyorsunuz Hüseyin. Yani bu olacak şey değil. Dolayısıyla bunların hepsinin yapılması lazım. Ayrıca bak, İtalya'da bu Napoli şehri var. Napoli şehrinde biliyorsunuz oranın en meşhur özelliği Vezüv Yanardağı'nın olmasıdır. Krater bir bölge. Kraterin olduğu yerlerde mineral çok zengindir ve burada sarkaç domatesi ekiyorlar. Açık alan tarımı, sera mera yok. Binlerce dönüm ve bunları iplere dizerek böyle kurutuyorlar. Sonra işte İtalyan pizzası yapan bütün şeylere, piyasaya bunları sunuyorlar. 5-6 misli fiyatla veriyor sarkaç domatesi. Dolayısıyla Anadolu'da bugün en az 100 çeşit farklı domates olduğuna göre, ve bunlar yerli, hibrit de değil, yani genetik kaynaklardan orijinal çıkan tohumlar olduğu için
Bunların değerini ölçemezsiniz maddi olarak. Siz hibritten bir şey çoğaltamazsınız. Mutlaka hibriti yapabilmeniz için genetik kaynağı, orijinal, yerli ata tohumuna ihtiyacınız var. O yoksa gıda da yok Hüseyin. İşte bütün o. Açsınız. Ondan sonra size diyecekler ki elinizde tohum kalmayınca yerli tohumunuz, ben ne veriyorsam onu ekeceksin diyecek. Patlıcan ek diyecek. Ne yapacaksın? Mecbursun. Dolayısıyla yani bu tohumların çok ama çok kıymetli olduğunu ben her defasında vurguluyorum. Temeli tohumdur. Gıda yoksa neyle besleneceksin? Senin dünyaya olan hakimiyetin bu tohumlarda. Yani buradaki katma değerde. Yani bu iş sadece ekip biçmek meselesi değil Hüseyin. Yanlış düşünüyorlar. Bak Ağrı Dağı'nın toprağındaki bakteriyi aldı götürdüler Amerika'ya. Oradan antibiyotik yaptılar. 8.9 milyar dolara satıldı. E demek ki siz katma değer üreteceksiniz. Tohum deyince işte al bunu toprağa ek çıktı karnını doyur değil. Onun içinde nice hikmetler var. O nimetin nice hikmetleri var. Bunu araştıracaksın, bunu aklını kullanacaksın. Yok efendim Allah'a şükür benim 20 dönüm yerim var. Bu bana yetiyor dediğin zaman sen tembel ruhlu bir insansın. Daha çok geliştireceksin. O 20 dönümden acaba ben ne kadar daha fazla ürün elde edebilirim, daha kaliteli ürün elde edebilir mi tartışmak lazım. Yani böyle yetinme duygusuyla işte yetiyor, çok şükür Allah'a diyor. Tamam şükredeceksiniz ama daha çok çalışacaksınız. Hüseyin. Biz bu harrandan böyle dünyayı besleriz hocam. Tabii. Sadece ya, harrandan. Sadece, ya dünyayı bırak Hüseyin. Anadolu topraklarının tıbbi bitkilerinde, tahıllarında, sebzelerinde öyle moleküller var ki bugün insan sağlığına birinci derecede takviye edebilecek. Böyle. Takviye gıda sonucunu çıkartmasınlar buradan. İlaç, ilaç Hüseyin, ilaç yapılıyor bunlarla.